الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين وعلى اخوانه الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد محترم اهل الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله كحمد بوسن يراتكن ربمزغا شكرانلارمز بوسن Safar aylarını inşallah mene bugünkü cümaları, ilk cümaları, inşallah ki inge aylar Hazreti Cenab-ı Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni tevallüt topgan oyları. Allah-u Tebarek ve Teala bu kuntullerini, bu haletlerini Allah'ın berçemizge hayırlik, berekatlik birsin. Hayırlik, berekatlik degeni onda zikir bose, onda taat, onda dua bose. Unda Allah'ın bir yolu denen yürgen bulsak hayırlık bugene şu eken, berekatlık bugene şu eken, bu işler bulmasa hayırlık bulmagen yeken, abas derken abas, abas degen de bekar degen yeken, abas, braderler, umur bekar otadı mı? Biz dünyaya nemege kegenedük, nemege yerelgenedük, Allah-u Tebarek ve Teala ayetlerini mezmulide, ey bendeler, bu alemlerini, bu dünyanı, bu hayatını, bu asmalar yerlerini, bu mahlukatlarını bir kerge yarattık mı? Deyip oylayışsız mı? Bir kerge yereldi, deyip oylayışsız mı? Ey Allah'ım, bizni bunda bir kevunda, bu varlıkta, bizni bana şu halette, şu asırda, aynı sanki, Mana shunaqangi bir diyorda, bir güzel bir ülkede, bir kolay bir vaziyette yaratganiga şükür. İlaha Allah'ımla beriyatgan ne'metlerige şükür keltirip yaşaşına Allah'ım berçemizge nasip eylesin. Şükür keltiremiz, Allah'ımla zikir etemiz. Lekin ahırda bir imtihan turadi. Kitablarda Men kana ahir kelamuhu la ilahe illallah dakhala'l cennet. Kimning oxirgi nafaslari, oxirgi so'zlari la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah bo'lsa, shul jannatidir. Ey Allohim, oxirdamda iymonimizni bo salomat qilgin. O'zimizga uni hamroq qilgin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız bulsun. Muhterem azler, bugünkü kündeki asasi mavzulardan, dolzarp mavzulardan, ne fakat bizde, bütün alamdaki mumun, musulman, içtimai hayatıdaki en muhum meselelerden, yaşlarını içtimai illetlerden sakleylik deyip namlanedigen mavzudan yüverilgen, Allah-u Tebarek ve Teala bu mavzunu yüberiyetken ulemanı dünya ve ahiretini abad etsin. Muhterem cemaat. Malum ki cemiyetinin rivacı yaşlarımızın akli, ilmi ve cismani salahiyetke bağlıdır. Aynısı ahalisini salmaklı hissesini, ahalini salmaklı hissesini yaşla teşkil etedigen yurtimizde bu meselenin ehemiyeti yine de kette. Dünya haritasını görseniz, dünya haritasındaki devletlerde milletlerini, özşi, adamlarını tarkaşı barası da bazı yurtlarda muammolar mevcut. Aynısı Avrupa tomonda. Avrupa tomonda balalarını tuğuluşu nihayette kemayib ketgan, keskin kemayib ketgan, yoki şimalda, Rusya tomonda. Bizde elhamdülillah ahalini 60%'ini yaşlar teşkil kılarken 60%'ini. Bu katta gap bu. Elbette vatanımızın terakkiyatıya hisse koşa oladigan yaşlar öz özden yetişip çıkmaydı. Özden öz yetişip çıkadı mı? Ne teşap koysay bol uğradı mı? Kim neme yekse şunu uğradı. Nima deb tarbiyalayotgan bo'lsak, o'shani sal o'tmasdan ko'ramiz. Hali shoshma. Hali bizi befarqligimiz, hali bizi be'etiborligimiz,
Hala bizi öz başım, öz özüge bolar, öz bolar çirige teşap koyganımızın hala cevabı var. Belki ularını terbiyesi, talimi bilen şugullanış, ularını bilim, marifetke kızıktır edigen şaraitlerini yaratışımız gerek olan. Hazırki zamanını alımları, zamanını hakimleri, zamanını peşkademlerini fikrine göre dünyadaki en zor biznes, en zor biznes farzandlarını talimine tikilgen püldür diye bahalandı. İlgariyem şuna kaydı, bundan keyinem şuna kaydı. Mesela kağaz işlep çıkarış, mesela mebel işlep çıkarış, mesela gilam işlep çıkarış, mesela gış işlep çıkarış. Ve biraderler, bir umur gışını cemiyetke zarureti bulmaydı. Bir muayyen davr buladı, muayyen vaktler buladı, şunda cemiyette katta kuruluşlar getirdi. Hazır ki yurtumuzga okşar. Sement gerek, gış gerek, gilam gerek, mebel gerek. Lekin biraderler, talim, terbiye, ilim daima gerek. Hiç onu davru utmaydı. O eskirmeydi. Ahamiyeti ya ki dal zarbigini yok etmeydi. Kitaplarda Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehalallahu tariqan ilel cennet dediler. Kim eğer de Allah yolu da ilim yolunu tellese Allah ul bendege cennet yolunu ansan kıladı dediler. Braderler, dünyadaki en katta biznes, dünyadaki en katta ticaret, farzandlarını talimiga, terbiyesiga tikilgen pullar ekan. Dört ağaynisi birleşip ne kul ovqat yiyapti, nafsiga tikiyapti. Koshki foydasi bo'lsa ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisi shariflarining birida shunday deganlar: Yaxshi ham suhbat bilan yomon ham suhbatning misoli mushki anbar sotuvchi bilan temirchini bosqoniga o'xshaydi. O'xshatishni qarang. Mana shu nutqda hamma notiqlar, yer yuzidagi notiqlarni, nutqni san'at darajasiga olib chiqqan zotlarni hammalarini fikri bir narsada mujassam bo'lgan. Cem bugün Hazreti Peygamberimizin nutku mübareklerine bir ertesini itiraz yok. Hammesi tam birgen. Resulullah'ın nutkularda mübareke yok. Bir nesini kapırsalar anık kapırdılar. Kegin yetmeyen komeydi. Anık oşa derecede kapırdılar. Peygamberimizin oşa dişlerini koruyun. Sohbet, yaxşı hem sohbetler. Atır satıcıga oşaydı. Mümkün pulin yoktur alalmazsan. Lekin hidi urneydi. Yani de yürü örgün atarçını. Pulin yoktur alalmazsan. Lekin hidi urneşedi. Şimdi ikinci misal eydediler. Yaman hem sohbet. Ondan Allah asrasın. Lekin bu sahi egeler hep bu meseleleri o. Hazreti Cenabımız bette teşbihli yaptılar. Baskan bası uçuga okşaydı. Temirçini aldı da bittesi baskan basıp duradı. Haliki kömürünü avcı aldırttırıp duradı. Temirini erişmeksedi de. Oşa baskan bası uçuga okşaydı. Eğer de temirden almasan hem kiri. Halikini hidi. Ur neydi? O yüzden adamda şuna kadar amil var. Amil degen de faktör degen. Adam bir narsani ataydan qilsangiz, masalan yuzingizni munday qilavering, 3 marta 4 marta qiling, 5-chi 6-chi marta o'zidan o'zi avtomatik shunaqa bo'lib qoladi. Odamda shunaqa xususiyat bor. Yaxshi bilan yaxshidan agar ta'sirlansa, yaxshilar tomoniga taqlid qila boshlaydi, o'ta boshlaydi. Yomondan, yomon odamlardan ta'sirlansa, uni ham qiladi.
Haligi marosimga ketyapmiz-u, to'yxonada o'nga yuring. Orqamda birov niqtab kelyapti. O'nga yuring. Chapga yuring. Mana o'n tomondan chiqib orqamga niqtab kelyapti. Sen yani qamoqxonalarda ishlaydigan kan o'ymisansan, o'sha kan o'y ekan, haqiqatda o'sha ishlarkan. Haligini qilig'idan taxminan aytsam rostdan shunaqa bo'lib chiqdi. O'rganib qolganda bu ham mahbus deb o'ylaydi uni ham. O'nga yurchak. Voy birodarlar, yaxshi bilan sohbat qilganlar o'sha sohbatdan albatta mutaassir bo'ladilar. Yomon bilan sohbat qilganlar ularni ham kasofati urgan. Hadisda shu mazmunlar aytilgan ekan. Quyida yoshlarimizni himoya qilishimiz kerak bo'lgan bir nechta illatlarni sanab o'tamiz. O'zi aslida illatlarni yoritish, kamchiliklar, gunohlar, ma'siyatlarni gapirishni ma'qullamagan. Chunki odamning e'tiborini, yoshlarini e'tiborini jalb qilib qolishi mumkin. Shuning uchun ulamo bu tomonini gapirmaslikni ma'qullagan. Lekin xatar katta bo'lganligi va xatar jiddiy bo'lganligi uchun bu narsani ochiq-oydin aytishga majburmiz. Birinchidan, vaqtni bekor o'tkazish bu katta illat bu. Dunyodagi eng yomon narsa bekorchilik. Aniqrog'i eng iflos narsa bekorchilik. Chunki bekorchilik hamma gunohlarga, ma'siyatlarga kalit bo'la oladi. Bekorchi odam bo'ldi. Bekorchi bo'lsa bo'ldi. Gunohga yomonlikki. Lekin ulamo agar o'g'lim odamlar, ilm odamlari qo'llari bo'sh qolsa ularniki kitob bilan o'tadi. Yaxshilik tomonga yuraveradi, lekin johil odam bekor qolsa albatta gunoh qiladi. Uni boshqa yo'li yo'q uni. Inson umri uning eng qimmatli boyligidir. Mana shu boyligini isrof qilgan, undan unumli foydalanmagan kishi ikki dunyoda ham obro' topolmaydi. Odam harakat qilish kerak. Bir kuni bir joyda u samara beradi. Abi harakat bo'lsa albatta samara bermaydi. Albatta Alloh taborak va taolo insonga ibrat olgudek umr bergan. Lekin bu umrni bekorga sovurish oxirida qattiq pushaymonlikka sabab bo'ladi. Alloh taborak va taolo oyatida marhamat etadi. Oyatning ma'nosini o'qiymiz. Fotir surasi 37 oyatining ma'nosi. Ular u joyda Parvardigoro bizlarni azobdan chiqargin. Bizlarni qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha amallar qilar edik deb faryod qiladilar. Davzax ahlini pushaymonlari aks ettirilgan oyat bu. Davzax ahli, davzaxiylar nido qilishyapti. Allohim, bizni bu yerdan chiqargin, boshqacha amal qilar edik. Bu yerdan chiqargin, boshqacha amal qilar edik. Pushaymon, nadomat. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Bandalar, pushaymon qilayotganlar, nadomat qilayotganlar, sizga ibrat oladigan umr bermaganmidik? Yer yuzida birorta xalq, birorta millat, birorta el yo'q, bizga payg'ambar kelmagan, biz eshitmaganmiz degan davos qolmas ekan. Hamma joyga payg'ambarlarimizning xabarlari bor ekan. Hamma joyga payg'ambarlarimiz olib kelgan ma'lumotlar yetib borgan. Qolmagan payg'ambarlarimizning ma'lumotlari yetib bormagan joy qolmagan. Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Bandalar, nadomat qilayotganlar, pushaymon qilayotganlar, payg'ambarlar kelgan edi-ku.
Ha peygamberlerimiz alemden ötüp geçken eken, alim ulemalar vardı ki, mescidler açıldı ki, kitaplar çap yetilgenidi ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlık, kişinin kemalat kesb etedigen, köp yutuklarga eriştirdigen vakti ekenle takitlep şunu dağda geldi. Yaşlı iyi de kılasan, kette bugün demez. Adam öyle yaptı ki, kette bozam kılaman. Yok yok, yaşlı iyi de kılasan. İkide, şeytanını, aleyhilaneni, ikide kette buyruğu var. Ertege kılasan, kette bugün inde kılasan. Çünkü ergeçken adam adeşken. Ertege kılasan, ertege okuysan, ertelege okuysan, namaz hazırma kılasan, ertege. Katta bo'lganingda qilasan, katta bo'lganingda qilasan. Kap-katta odam, kap-katta odam. Namoz vaqti bo'lib qoldi, kirmadi ya ko'pchilikni oldida. Hech bo'lmasa odamlarni qatorda tur, xo'p, o'qimasagansan, xo'p. Hech bo'lmasa shu odamlarning ko'zida bo'lsa ham yomon ko'rinma. Ya domla bizga endi kattaroq bo'lganda. Nechiga kirdingiz? 64 ga. 64 ga kirganda kattaroq bo'lganda o'qimoqchi. Kaçan kette öylesen 64'e kirip kette bulmapsan. Ben de. Yaşlıginde adat kılsan konuk günçe karı günçe konuk yersen. Karıgende adat kılsan konuk günçe kömülersen. Adam ibadet geyem konuk iş gerek. Adam yaş katta bo'lgandan keyin özü konuki borar ekan. Katta bo'lgandachi ta konukuncha o'tib ketar ekan. Konuk kelmas ekan, qabul qila olmas ekan. Bir bozorda ukrop sotadigan, kashnit sotadigan ayolni o'limini eshitgan edim. Tepasida nabirasi haliga onaxonga talqin qilyapti. Talqin degani haligi o'salayotgan buvisiga nabirasi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb talqin qilyapti, talqin qilyapti. Buvisi bechora uni aytalmayapti. Oxirgi so'zi uch vog'i birsim, to'rt vog'i birsim deb o'ldi. Haligi kampir. Uch vog'i birsim, to'rt vog'i birsim. Bozorda shunaqa deb o'tirganda 3 vog'i birsin, 4 vog'i birsin. Gap u ayib emas, 3 vog'ini 1 so'mdan sotish, 4 vog'ini 1 so'mdan sotish. O'rganib qolgan unga bechora. Ikkinchi illat, birinchisi vaqtni bekor o'tkazish, bekorchilik bo'lsa, ikkinchisi qimor va turli aqlni kezgatuvchi narsalarni iste'mol qilish. Barchamizga ma'lumki, giyohvand moddalar va qimor yoshlarimizni kelajagini barbod qiluvchi narsalardandir. Ana endi aytmasak bo'lmaydi. Allohdan bo'lib, Alloh rahmat qilsin, ustozlarimizdan birlari onkologiya kasaliga chalinib qoldilar. Rak kasaliga chalinib qoldilar. Raklarni ichadigan dorilari bor ekan, u maxsus retsept bilan berilar ekan. Maxsus ro'yxatdan o'tkazilar ekan. Dorixonaga borib, shu o'sha dorini so'rasam, hamma menga qarayapti, retseptini berdim. Nega unaqa qaradingiz dedim, haligi yosh katta sotuvchiga. Qoraka men sizni tanidim dedi. Men buni sizga qaraganim, buni anov narkoman bolalar ichiyotuvdi, shunga bir qarab qo'ydim sizga dedi. Allergiyani dorisi, allergiyani dorisi uxlatuvchi vositalar hisoblanadi. Hozir uni ham otini etsak, ertaga aptekada qolmasligi mumkin. Borib so'rasak, yo'q, yo'q. Nima qilasiz? Ha, ichaman, nima qilaman? Allergiya ham bor, qichayapti. Odamlarni kasallarni dorisini ichib qo'yayotganmish, kasallarni dorisini ichib qo'yayotganmish. Rak kasallari, surunkalik og'riydigan kasallarni dorisini, shunaqa allergetik
kesallarını içip oyatkenmiş. Psikolojik doğrularını içip oyatkenmiş. Ne megap bu? Kımar. Braderler, kımar elbette haligi cismani bir aşık ya bir kerte bir nesap oluyor şart emez. O haz kompüter bana o illerde hem kımar kılı yaptı. Haram o mümkünmez o. O yaşlıki de kımar vaz bugün katta bugün de alın bokkamaydı. Ey iman keltirgenler. Ayetin tercümesi. Maide suresi 90. ayet. Ey iman keltirgenler. Elbette mey, mes kılıvçı içimlikler, kımar, but sanemler ve fal açadigen çöpler şeytanın işiden ibaret iflasliklerdir ki. Bunlar sana yaptı. Kımar, mey, mes kılıvçı nerseler, fal açadigen nerseler, şeytanın iflasliklerdendir ki undan çetleniniz. Ritsun defam keladi. Shoyat shunda najot topsangiz, qimordan, aroqdan pol ochadigan asboblardan uchta narsa aytilyapti. Bu iflosliklardir. Bundan chetlaning, bu degani mana shu narsadan odam o'zini ehtiyot qilishi amali bilan, niyati bilan amal qilsa, shu narsadan albatta najot topadi degani bu. Garaskop haqida gapiryapti bizga. Kap katta odam. Meni o'g'lim yoki meni qizim palon burç ostida tug'ilgan edi, shunga piston burç ostida tug'ilganlarga yaxshi bo'larmish. Qolganlargacha qolganlarga o'xshamasmish. Xo'p. Ota bo'yiz ham shu gapi bilar. O'zi qaysi burchdasiz o'zingiz? Ha, men palonchi. Kenayimcha tuguncha. Kenayingiz bilan men lekin ancha yashadim ish to'g'ri. Ahmoq, seni gaping agar to'g'ri bo'lsa, seni gaping, fikring aniq bo'lsa, ilmiy bo'lsa, asosli bo'lsa, hozir hayot boshqacha bo'lar edi. Hech birorta odam garaskopdan baraka topgan emas. Birorta garaskop, birorta munajjimmi, birorta bashorati insoniyatga foyda bergan emas, bilishi mumkin. Abu hadislarda ochiq aytilgan. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib ochiq oydin aytishgan. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalar. Hazrati payg'ambarimiz marhamat etdilarki, folbullar hech narsadurlar. Hech narsadurlar desalar ashab-i ikram. Ey Allohning rasuli, ularni hech narsa deyapsiz. Ularni ba'zi gaplari ahyon-ahyonda to'g'ri chiqib qoladi-ku, deyishdi. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Albatta osmonda farishtalar taqdirni bir-birlarga aytarlar. Dunyodagi hodisotlar, voqiyatlarni aytishar ekan farishtalar bir-biriga. Hozir bir oydan keyin bunaqa bo'ladi, bir yildan keyin bunaqa bo'ladi, bir soatdan keyin bunaqa bo'ladi, falon joyda bunaqa bo'ladi. Shuni shaytonlar eshitib turar ekan. Osmonda quloq solib turishar ekan farishtalarning gaplariga, suhbatlariga, ma'lumotlariga. O'sha ma'lumotlardan shaytonlar o'zidan qo'shar ekan. Polbuniga o'pishar ekan, podbulun, polbulning ahvoli, polbun g'it bir maraz u. Apriz o'zi u. Uni tarixi ham yaxshi emas edi. Hozir ham undan keyin u badbaxt. Haligi shaytoni bilan ikkovi birga tili bir ikkovini. O'zidan 100 ta yolg'onni qo'shib turib, ana undan keyin ani oldida o'tirgan ahmoqqa aytadi. Ey birodarlar, polbunning oldiga ishonib borgan odam dindan chiqib ketadi. Polbunni oldiga ishonib borgan odam, shuni taxmin qilib borgan odam dindan chiqib ketadi. Bolalarni birodarlar, ularni ta'siriga qo'yib bo'lmaydi. Qimor, pol, rom
narkotik, sarkotik, mast qiluvchi ichimliklar. Uchinchi katta illat farzandlarini ta'limi tarbiyasidagi eng katta muammolardan bittasi ma'naviy buzuqliklar. Avvallari sodda ko'rinishda bo'lgan ma'naviy buzuqliklar bugungi kunda zamonaviylashib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketdi. Yosh avlodni fahsh domiga osongina tortadigan turli sayt va kanallar mavjud. Birodarlar, dinimizda iffat masalasi birinchi o'rindagi masalalardan bittasi, iffat degani chegara degani. Ayol kishini avratini yopishligi erkak kishini ayolga bo'lgan rag'batini saqlashga xizmat qiladi. Shuning uchun bu tashkil etilgan hikmatlardan bittasi. Dinimiz jismoniy muomalaga qarshi emas. Erkak kishini jinsiy salohiyatini saqlab turishni asosiy hikmatlardan bittasi shu. Masalan, gaplar bo'lardi. Ayol kishini kovushini ko'rsa, erkaklar g'alati bo'lib qoladi degan gaplar bo'lardi. Hozir bir erkakligiga yaramayapti-ku. Hech buni bekitadigan sirli joyi qolmagan. 3 kunlab, 4 kunlab, 1 haftalab, 10 kunlab qo'shila bilmayapti ayoli bilan. Birodarlar, yoshligida o'sha rag'batini, o'sha shahvatini nojo'ya ishlatishi oqibatida oxiri hech narsaga yaramay qolar ekan. Maqsad bitta, undan zurriyotni tarqatmaslik. Shaytonning ishi shu ekan. Yoshligidan shu narsaga qiziqib borsa, katta bo'lgandan keyin etib o'lib u narsaga qiziqishi yo'qoladi. Insonda zerikish degan bir holat bor. Hamma narsadan zerikadi inson. Faqat Allohni zikridan zerikmas ekan. Qolgan hamma narsadan zerikadi. Ilmdan ham, boshqadan ham. Dinning mohiyati o'sha me'yorni tutib turadi. O'sha holatni butun insoniyatni, naslini, nasabini shar'iy bilan, shar'iy yo'llar bilan tarqalishi va ko'payishini ta'minlab beradi. Shuning uchun musulmon o'lkalarda dinni mahkam ushlagan o'lkalarda tug'ilish ko'p. Shu sababli dinimizda bu katta gunoh hisoblanadi, ma'naviy buzuqlik. Birorta ilohiy dinlarda zino halol bo'lgan emas. Birortasida halol qilingan emas. Birortasi zinoni tomonini olgan emas, birortasi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zinoni yomonligini bayon qilib shundoq deganlar. Ma'nosi zinokor mu'min holida zino qilmaydi. Demak, zino qilayotgan paytda iymoni bo'lmaydi degani. Alloh asrasin. Yana kitoblarda az-zani yusayfqaru ba'da al-hin. Zinokor ertami kechmi xor bo'ladi dedilar. To'rtinchisi shafqatsizlik, qotillik. Qarang, bolalarda shafqatsizlik ko'rina boshladi, zohir bo'la boshladi. Qotillik zohir bo'la boshladi. Haligi yoshda o'zida qo'y so'yilsa, mol bo'g'izlasa qarab turolmas edik. Unga jur'atimiz yetmas edi. Keyingi paytlarda yoshlar o'rtasida mushlashuv, pichoqvozlik, bir-birini shafqatsizlik bilan kaltaklash va joniga qasd qilish vaqti-vaqti bilan uchrab turibdi. Endi mana yerda mushlashuvni noto'g'ri yozishgan, chunki mushlashadigan odam pichoqqa yopishmaydi. Mushlashadigan odam mushlashadi. Keyin mushlashadigan odam ko'p gapirmaydi, mushlashib qo'ya qoladi. Birodarlar, bu yerda nomardlikni o'rgatyapti. Nomardlikni, birovga pichoq tiqib olish, birovga bir narsani o'qtalish, bundan maza qilish, uni o'yinlar bilan mashq qilyapti. Qani o'yna ber dedim. Ko'zini oldi. O'yna bersam ko'chada ketyapti. Ozod. Bir narsa strike otdi. Hozir kelib qoladi. Bechora qo'shni
Bolasidan shikoyat qilib qor domla soat 11 bo'ldi. Yosh bolam uyda o'tirmaydi. Bu otasi ishga ketavdi, shuni falon joyda kompyuterxonada. Haligini borib topib borib qani o'yna ber. O'ynayapti, ko'chada ketib paq 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 otib ketyapti. Va birodarlar 9 yashar, 10 yashar bola paq 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 otib ketib, katta bo'lganda rasman otib ketaveradi u. U farqi qolmaydi uni. Televizorlarda endi o filmni asosiy maqsadi jinoyatchi jinoyat qildi, jinoyatiga yarasha jazosini tortdi. Shuni endi ifodalayapti. Ifodalaganda mashinani qanaqa o'g'irlaydi, uni o'rgatyapti. Odamni qanaqa o'ldirish kerak, uni ham o'rgatyapti. Ey birodarlar, bolalarga qotillikni, bolalarga shafqatsizlikni. Undan ko'ra farzandlarimizga narsa boqishni o'rgataylik. Hayvonotni parvarish qilishni o'rgataylik. Ota-bova qush boqar edi. Ota-bovalar bu hayvonot boqar edi. O'shanga mehribonchilik qilardi. Qo'ying hayvonot qushni. Ko'chadagi chumolini, inini atrofini o'rab qo'yganlarini ko'rganmiz. Ko'chamizda yo'lni chetida bir azamat ota deydigan otaxon bor edilar. U odam 2. jahon urushi yillarida xizmat qilgan, u nemisni enasini uyiga joylab kelgan odam edi. Shu odam ko'chada, ko'chani bir chetida Alloh rahmat qilsin, chumolini, uyini, atrofini o'rab haligilarga bir suv ber, yo tovba. U chumoli o'zining tirichiligini o'z qilib ketaveradi, gapinda emas. Odamning ichidagi mehrida, muhabbatida. Man lam yarham la yurham. Kim rahm etmasa rahm qilinmaydi. Birodarlar, shafqatsizlikni, qotillikni o'rgatgandan ko'ra rahm shafqatni o'rgataylik. Mehrni, muhabbatni o'rgataylik. Insoniyatni sevishga o'rgansin. Dinimizda esa nafaqat inson, balki hayvonlarga ham rahim shafqat bilan yondashishga buyurgan. Alloh taborak va taolo mashriq va mag'ribdagi barcha mu'min musulmonlarni dindosh aka-ukalar deb e'lon qilgan. Hozir o'rni kelib qoldi, bir narsani aytib ketaylik birodarlar. Yoshni yosh desangiz, kap-katta yigitlar ham g'alati gaplarni boshlabdi. Alloh rahmat qilsin, onalardan COVID sababidan shu narsa sabab bo'lib ajallarga olamdan o'tib qoladilar. Shikoyat qilib ketdi. Otam uylanmayaptilar. Endi qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Nima deyapti bu deyman? Bir inglizcha gapirsa unga o'xshamaydi. Fransuz. Nima deyapsan o'zi? Otam deydi, uylanmayapti qordomlar. Endi qanaqa bosh ko'tarib yuraman? A shunday yurar bosh ko'tarib. Birohalar beryaptimi boshinga? Otam uylanmayapti. Birodarlar, mana shu hayvon boqishlik uchun muayyan shartlar kerak bo'ladi. Birinchisi, hayvonni suvini vaqtida berish shart, vojib. Suvi alohida aytiladi. Chanqatib qo'ysa, hayvonni tashlab qo'ysa u bo'lmaydi, boqish mumkin emas. Ikkinchisi, hayvonni oshovqati, ozuqasi, yem hashagi, doni duni. Uchinchisi, hayvon nar bo'lsa modasiga, moda bo'lsa narga qo'shib turish shart. Yoki axta qilinishi joiz bo'lgan hayvonlar bo'lsa axta qilib qo'yish kerak. Ey birodarlar, hayvonni ham qo'shib turish kerak. Nima, otang hayvonchalik emasmi? Otang hayvonchalik emasmi? Nima deyapsan? Qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Birodarlar, birinchidan otani muhokama qilish, onani muhokama qilish farzandni huquqiga kirmaydi, haqiga kirmaydi. Ikkinchidan, bu odamiylik, odamda shunaqa bir holat bor, odam shu narsaga ehtiyoji bor. Bu narsani hisobga olmaslik bu noodamiylikka. Uchinchidan shariatimizning yo'rig'i bo'yicha uni domlaga borib shikoyat qilgandan ko'ra o'zing borib topib uylantirib qo'yishing kerak edi. Rahmat o'sha odamga. Rahmat o'sha odamga uylanmaganiga. Qanaqa bosh ko'tarib yuraman deb.
Otayni muhokama qilar ekansan, boshlima kerak bor, senga uni ko'tarib yurib. Otani muhokama qiladigan boshni ko'tarib nima qilasan? O'zi boshmi degan savol ham tug'iladi etdi. Agar ular o'zaro kelishmay qolsalar, ularni o'rtalarini isloq qilish savoblik ishlar bo'lib, mu'minlarni najot topishga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimda bu haqida shundoq deyiladi. Oyatni mazmunini o'qiyman. Hujrat surasi 10-oyat. Albatta mu'minlar dinda o'zaro birodardirlar. Bas sizlar İki birodarlaringizni o'rtasini tuzatib qo'ying. Alloh taboraka va taolodan qo'rqing. Shoyat rahim etilsangiz. Demak, 5-inchisi va oxirgisi asosiysi. Dinni notayin kishilardan o'rganib qolishi bolalar. Shundan qattiq qaytarish kerak bo'ladi. Bitta aytilyaptiki, keyingi yillarda yoshlarimizni to'g'ri yo'ldan chalg'ishiga sabab bo'lgan omillardan biri İctimai tarmoqlarda berkinib olgan kimsalardan ilim olishlaridir. Din ilmini har kimdan olinmaydi. Hammadan dinni o'rganish mumkin emas. Uni nasli, nasabi ma'lum, ustozi, mazhabi, e'tiqodi ma'lum kishilardan olinadi. O'zi bu kim? Ota kim buni? Otasini, onasi, otasi kim? Qayerlik o'zi bu? Buni ustozi kim? Qayerdan kelib chiqqan? Mana shundan keyin olinadi. Aniq narsadan olinadi, noaniq narsadan olinmaydi. Gapirayotgan gapi boshqa. Maqsadi boshqa. Odamlar ummatga katta zarar keltiradilar. U geosiyosiy ahvollar bilan bog'liq, birodarlar. Mana shu dinni o'rtasida nizoni keltirish, shu narsani tashkil etish uchun voy inistlar ishlar ekan, o g'arb davlatlarda milliardlagan pullarni tikar ekan. Ana dinni buzayotganlar o'shalarga xizmat qilib berar ekan. Mana ketini eshiting. Musulmonlarni firqalarga bo'lib tashlash. Yaqinda qo'l telefonlarga musulmonlarni fitnaga solayotgan Abu Saloh, Abdulloh Zufar nomli kishilarning ma'ruzalarini telefonda saqlash. Tarqatish javobgarlikka sabab bo'lish haqida ogohlantirish keldi. Rosa ko'payib ketgan yana bittasi Yusuf Davron degani bor ekan. O'zim ishonmadim birinchi. Yo'q, ajam bunaqa gap gapirish mumkin emas. Uni da'vosidan bittasi shuki Fihul Akbar degan kitob Hazrati Abu Hanifaga tegishlik emas degan da'voni ko'tarib chiqyapti. Sizlarga tushunarli qilib aytaylik. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi o 8. asırda yaşa geldi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın yaşayan zat şu adam buladılar. Birinci müştehid. Şu kişiye Fihl Akbar kitabı alakadar yemez. Bu kişininki yemez degen. Braderler, Allah bir bendeni aklını ilimge yetkazıp qo'li kitobga yetib, aqli ilmga yetganda odamlarni o'rtasini fitna qilish, odamlarni o'rtasiga bilasizlarmi, Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablarida milliardlagan odam e'tiqod qilib namoz o'qiydi. U zoti va barakotni Fihl Akbar, Fihl Absod kitoblariga tom-tomlab sharhlar yozilgan, allomalar yozgan sharhni. Endi bu kishim chiqib, u noto'g'ri. Ey birodarlar, ko'zimizni katta-katta ochaylik. Bu uni gapirayotgan gapi yangilik emas. Bu gaplarni boshlaganiga 200 yil bo'lgan. Saudiya Arabistonidan, o'sha inglizlarning mustamlakasi davridan kelyotgan bu jak katta o'yin. O'sha o'yinda xizmat qilib beryapti. Uni bolalarga ko'rsatmang. Uni foydasi yo'q, u bechoraning o'ziga foydasi yo'q. İkincisinden bu narsa amalga oshmaydi. Alhamdulillah oshmaydi. Oshmagan ham. Ulug'larga tarmashish, ulug'larga tosh otish, azizlar deymiz, azizlar degani dinimizni mustahkam chuqur bilib, unga amal qilib, shuni hayotda o'tkazgan zotlar. Alloh shu narsaga
şu adamlarını kadir etken, şu nesneni ularga müyesser etken. Braderler ularga taş atışlık, ularının namiga ya ki şanige bir geplerini gepirişlik. Fakat insaniyetini helaketke abarış mümkün. Bu yakşilikke abarmaydı. Allah berçeke tevfik versin, rüşt versin, hidayet versin. Ferzendin talimi, terbiyesi barası da inşallah koplap sohbetler buladı. Muhterem azizler, inşallah bu sohbetlerge yana kaytacak mısın?